Aleyküm selam. İki tane sorum var. Bir, Mutezile der ki kişi fiilinin halikidir. Yani hayır işleri Allah yapar, şerleri insan yapar der. Eğer kişi fiilinin halikı ise, yani yaptığı fiilleri kendisi yapıyorsa, o zaman İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'de niçin Allah'tan yardım istiyorsun? Zaten sen fiilinin halikı sensin. O zaman Allah'tan niye yardım istiyorsun? İstediğini yap işte. Diyor ki hayır diyor. Şerleri biz yapıyoruz. Hayırları Allah yapıyor. Ehl-i Sünnet der ki şerleri sen istiyorsun Allah halk ediyor. Hayırları da sen istiyorsun Allah halk ediyor. Mutezile der ki şerleri sen istiyorsun sen yapıyorsun. Yani şerlerin halikı sensin. Yani fiilinin halikısın. O zaman niye ölümüne, tansiyonuna, kalp krizine hakim değilsin? Hangi hakimsin ki, haliksin ki? Hangi fiilinden bahsediyorsun? Daha tansiyonuna, nabzına hakim değilken fiilinin halikı nasıl olacaksın? Eğer fiilinin halikiysen niye İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn? Senden yardım isteriz diyor. Sana İyyâke na'budu, sana ibadet ederiz. Sana ibadet ettiğimiz için senden yardım istiyoruz. Ne kadar ona ibadet edersen, şirk koşmasan o kadar ondan yardım isteme hakkın var. O zaman şerlerini istemediğin halde şerleri düşüyorsun, yapıyorsun, günah yapmak istemiyorsun. Niye yapıyorsun o zaman? Hani fiilini halikiydin sen? İkinci sorun, esrar niye haram? Esrar, içilen sigaradan ileri var ya, esrarın Arapçası sırların cemidir. Sırlar demektir. Esrar içenler de erva habiselerle kısmen mulaki oluyorlar. Erva habiseler yani kafir cinler artı haram fiillerden yaratılan ruhaniler var. Mesela şöyle diyeyim. Adam Allah'ı inkar ederken vücudunda işte ağzını kullanıyor, vücudunu kullanıyor, kalemini kullanıyor. O anda yaratılan mahluka melaike denmez. Erva habise denilir. Adam namaz kılıyor. O namaz kılarken harcadığı enerjiye ervah-ı aliye denilir. Esrar ise sırların cemidir. Bu ervah habiselerin bulunduğu aleme kapısı açılıyor. Kapısı açılıyor ve esrar sırların cemi olduğundan dolayı o alemi şehadetten alemi gaybdan olan erva habiselerin olduğu yere kapısı açılıyor ve orada onlarla nikahlanıyorlar. Esrarla. Sır denmesinin sebebi Allahu Alem bir hikmeti bu. Erva habiselerle nikahlanıyorlar. Nikah artık aralarında su sızmıyor. İkisi bir oluyor ve o alemin kapısı açılmasına bunlarla da nikahlanmasına, erva habiselerle nikahlanıyorlar. Allahu alem, esrar, o sırlar alemi dediğimiz alemi gayb, alemi gaybın erva habiseler bölümüne kapısının açılmasına, oradaki erva habiselerin ruhaniyetleriyle nikahlanıyorlar. Yani beraber oluyorlar. Buna da sebep esrar oluyor. La teşbih ve la temsil. Nasıl ki bir insan gayrimeşru birisiyle beraber oluyor, zina oluyor. Aynı kişiyle nikahlanıyor. Meşru ve helal, mubah, Allah'ın gösterdiği yol ve yöntemle yapılınca sanki uyduyla irtibatlanınca navigasyon aktif olup doğruyu gösterdiği gibi helal ve mubah yolla olunca o herhangi bir sorun olmuyor. Aynen bunun gibi de öteler
alemi gayb'ın bir nevi olan ruhani alemlerde oralara nikahsız giriyorsun esrarla, kontrolsüz giriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti nasıl ki resmi ve vizeli girersen her şey tehlikesi de, tehlikesizliği de, yolu, yöntemi hepsi bellidir. Ne yapmak istersen nettir. Ama kaçak yolla girersen, girmeye çalışırken de denizde boğulursun. Seni oraya sokacağım diye şey yapanlar aldatır seni, başka yere götürür, paranı alır. Yani devlete, Türkiye'ye gelene kadar neler başına geleceği belli değildir. İşte ruhani alemlere de kaçak yolla, yani gayrimeşru yolla giriyorsun, nikahsız giriyorsun, esrarla giriyorsun. Orada ne bekliyor seni? Her türlü her şeyi bekliyor. Ete hasta olan sırtlanlar mı dersin, canavarlar mı dersin? Anlatmak istemiyorum, öyle ruhani dört cins ruhaniler var vesaire. İşte oralara girdin mi başına neler geleceğini tahmin edemezsin. Buralara, bu ruhani aleme sırf gayrimeşru esrarla girilmiyor. Her bir haram olan şey de bir derece onlara giriyor. Mesela sihir, büyü, nuska yapmak, fal bakmak, falı açmak, kitap açtırmak şey var. Yani haram her şey oraya açılan kapıdır. Nasıl ki cep telefonu internete açıksa, evinde televizyon varsa evin herkese kapısı açık demektir. Cep telefonda internetin varsa kafan ve kalbin herkese açık demektir. Ama bu esrar tamamen bütün kontrolsüz bırakıyorsun kendini. O aleme artık kontrolsüz gittin. Hiç şansın yok ama. Hiç. Allahu alem. Bakın esrar içenlerde içmeden önceki haliyle içtikten sonraki hali şizofreni veya şey oluyorlar. Öyle nasıl diyorlar? Şimdi hatırıma gelmedi de şimdi şöyle bir şey, psikolojide onun ismini tam şu anda telaffuz edemiyorum ama şöyle bir şey yapıyor. Şimdi sanki onlarla beraber imiş gibi, sanki o alemin kanunlarına tabi olmuş gibi konuşuyor ve öyle davranıyor. Yani bedeni burada mı aklı şeyde? Yani şey, şizofreni temelde ama onun da bir de detayı var şizofrenin. Mesela şizofren ne yapar? Orada birisi var. Karısı eşine, sen başkasıyla beraberdin. Yani varı yok, yoku da var saydırıyor. Yani şizofrenin temelinde ya kafir cinler vardır bu adamda veya bu kadında, yani rahatsız ediliyor, illa musallat olması değil. Onlar ya veya cinler veya erva-ı habiseler. Erva-ı habiselerin ben size %100'ünü söyleyeyim kimdir. Televizyon ve internette seyrettiğiniz her olumsuz video dindeki ismi haramdır. Fizikteki ismi enerjidir. Bedendeki, bedene girdiği zaman, mesela televizyonu, interneti kapattınız ama iç kafanıza girdi. Kafanızda kapanır mı? Kapanmaz. O video içeriye girdiği zaman o nasıl ki ekmek, dışarıda ekmektir. İçeriye girdiği zaman enerjiye dönüşür. O enerjiyle tırnak olur, kirpik olur, saç olur vesaire şeyler olur ya, enerji olur, namaz kılarsın, günah da işlersin. İşte seyrettiğimiz o olumsuz video içeride enerjidir. Onun adı erva-ı habisedir. Seyrettin bir Kur'an, seyrettin bir sohbet. Mesela vücut mevcut dersin dinledin. Kab-ı kavsin din dersin dinledin. Nur dersinden dinledin. Kab-ı kavsin nedir? Nur dersin. Şimdi senin iç aleminde
Bunun adı da ervah aliye oluyor. Şimdi ervah habise çoğalırsa şizofren oluyor. Artık daha önce seyrettikleri filmlerin görüntü enerjiye dönüştü vücudunda, içeride. Onlar birikti kontrolü ele almak üzere sende. Sen de kontrolü aldığı zaman inanmadığın ve etrafına da inanmazsın. Artık iç alemdeki o zanlarınla, iç alemindeki o olumsuz enerji paketleriyle hareket edersin. Çünkü sanal dünyadan beslendin, internetlerden, televizyonlardan. Artık sanal yaşarsın. Yani İsrail'in, Amerika'nın en büyük tuzağı nedir? Bu Türk milletine dizileri yaparak, Fransa'da böyle bir dizileri yazan senaristle şey yapmıştık. Bizim bir burada usta vardı. İhale alan, eski evleri tamir eden bir usta var Strasbourg'da. O anlatmıştı. Senarist varmış Yahudi. Filmleri yazan zat. Kendi evinde televizyon yok abi dedi. Bu Nurcu kardeşimiz onun evini tamir etmeye gitmişti. Senaristin evinde televizyon yok. Sordum niçin televizyon yok dedim diyor evinde. Biz yazarız siz izlersiniz dedi diyor bize. İşte şizofren varı yok yoku var ediyor ya. Mesela peki nasıl buna duçar oldu? Seyrettiği filmlerden ve olumsuz insanların devamlı yanına oturdu. Hep olumsuzu anlattı. Hastane gibi. Hastanede kimin düğmesine basarsan hepsi hastayım. Sen de orada bakımcı dayı olsan, hastanede refakatçi dayı olsan bir ay sonra sen de hasta olacaksın. Çünkü olumsuz ortamda pompalanıyorsun. İnşallah soruna cevap olmuştur. Selamünaleyküm.